Tamam, o zaman 5200. Evet, olmaz. Önce gram ne kadar? Altın satışımız 700 lira abla. 700 lira abla. Nereden duydun? Artık bir yerden nereden duydun? Abi, ben neyim? Sağ olasın, Allah razı olsun. Altın gördüğü tarihi seviyelerden sonra kabine toplantısından sonra 725 liraya kadar düştü. Aralığın başında 22 ayar altın 790 liraydı. Aralığın ortasına geldiğimizde hızlı bir yükselişle 1050 liraya kadar yükseldi. Pazartesi günkü kabine toplantısından sonra fiyatlar %30-%40 düşüş yaşadı. Şu anda bir tane tam altını 4900 liraya, yarım altın 2460 liraya, çeyrek altını da 1330 liraya satıyoruz. Fiyatların düşmesi işimize olumlu yansıdı. Yükselirken ki altın satanlar şu anda altın alıyor. Yani işlerimize olumlu yansıdı diyebiliriz. Bir hareketlenme söz konusu. Bu düşüşü kimse beklemiyordu diye düşünüyorum. Bir gecede %30-%40 düşmesi yani ne kadar akla yatan bir durum merak ediyorum. Düşüşü beklemiyorduk açıkçası. Ama bu fiyatların tekrar çekileceğini, 500'lere, 600'lere geleceğini düşünüyorduk. Ama nereden geleceğini bilmiyorduk, kestiremiyorduk. 600, 700, 800, 900, %50, %60 fiyatlar gerilemeden yükseldi. Şu anda tekrar %40 düştü. Bu da işimize olumlu yansıdı. Bundan sonraki durum biraz daha çekilme bekliyorlar. Seyredip göreceğiz ne olacağını. Yeni ekonomi politikası neyi getirir, neyi götürür bekleyip göreceğiz. Yani bayağı fiyatlar geriledi. Ama yani bu piyasada esnaf açısından çok olumlu karşılanmadı. Niye? Yani çok tutarlı gelmedi. Halkımız açıkçası düşeceğine çok inanmadı. O yüzden yani şu an yani satımdan çok alım oranlarsa eğer yani daha çok alan çok. Ama biz işte düşünce daha çok satımı tahmin ediyorduk. Yani bu düşüş de devam ediyor. Nereye gider onu Allah bilir. Altının gramı işte 1050'lerden 700 lira kadar geriledi. Euro fiyatı işte 21'lerden 14 lira kadar geriledi. Dolar yine öyle çok gerilere geldi. Tabii fiyatlar çok aşırı yüksekken pek aşırı hareket yoktu. Tabii fiyatlar düşünce muhtemelen bunlara bağlı olarak ufak tefek en azından al satlarda bir dönme oldu fiyatlardan dolayı. Şu anda esnafta da çoğu piyasada da bu fiyat düşmesinden dolayı ufak tefek bir hareketlik başladı. Temennimiz inşallah böyle devam etmesi. Fiyatların bir istikrarlı şekilde bir yerde durup da herkes yani aldığını sattığını yerine koyabilmesi için inşallah bu sabit fiyatlar bu şekilde devam eder. Çok aşırı yükseldiği zaman buna bağlı olarak müşteriler de çok aşırı yüksek olduğu için genelde beklemeyi tercih ediyorlar. Çok çünkü fiyatlar birdenbire yükselişe geçince müşteri de tedirginlik yaşadı bundan dolayı pek ondan dolayı al satta bir durgunluk başladı. Muhtemelen temennimiz böyle 10.000 civarı daha bekleniyor. Altının da 600-650 bandında düşeceğini bekliyoruz o fiyatlara.